Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Bu hafta yeni bir araç incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır bir araç incelemesi yapmıyordum. Ve şu anki aracımız 451 kilometrede bir Skoda Fabia. Sabahtan bu yana benimle birlikte, çok beğendim. Yani sınıfın ihtiyacını çok çok rahat karşılayabilecek bir araba. Şimdi bunun motor özelliklerine bakmamız gerekirse Volkswagen grubunda çok görüyoruz bu aralar. 3 silindirli 95 beygirlik 1.0 motor benzinli. Ve 7 ileri DSG şanzımana sahip bu motorumuz. Ben normalde bir ön yargılıydım önceden 3 silindir işte 1.0 motorlara, ama bugün kullandım. Gün boyunca benimle birlikteydi. Hem yakıt tüketimi olsun, hem performansı olsun, hem sessizliği diyebilirim, beni çok çok memnun etti. Hatta şaşırttı. Yani param olsa belki gider alırdım şu an, öyle diyeyim yani. Şimdi neyse, arabanın ilk baş dışından başlayarak içine doğru bir incelemeye başlayalım. Dış tasarım olarak bakarsak Skoda'nın çizgilerini taşıyor. Böyle köşeli yapılar, dikdörtgen farlar, ön ızgaraları falan. Baktığınız zaman bu Skoda diyorsunuz uzaktan. Ön taraflarda gündüz ledlerimiz, sis farlarımız var. Halojen farlarımız var. Mesela bunlar led olabilirdi. Onun haricinde 15 inç jantlarımız var. Bence çok yakışmış. Hatta 16 gibi duruyor. Öyle diyeyim. Neymiş bakalım ölçülerini. 185, 60, 15'miş. Yani bence çok güzel durmuş. Belki 16 da olabilirdi ama 16'ya zaten yakın gibi. Onun haricinde şöyle baktığınız zaman keskin çizgileri var. Her zamanki Skoda. Yani arkadan baktığınız zaman da şu şekilde görüyorsunuz. Her zamanki gibi kare stoplar ve ledli tabi bunlar. Yani güzel şeyler. Skoda'nın yazısı değişmiş. Biliyorsunuz artık ablem yerine arkalara yazı getirdi. Bu şekilde arka taraftan da görünüşü var. Mesela ben şuraya bir anteni görmek istemezdim. Evet, içine geçersek 4 cam otomatiğimiz var kapımızda. Onun haricinde elektrikli aynalarımız var, ısıtmalı, ama katlamamız yok. Onun haricinde start stopumuz burada. Otomatik farımız var. Ve Octavia'larda benim en çok eleştirdiğim ve dikkatimi çeken yeni direksiyon var. Yani şurası olmayan direksiyonumuz var. Ben bunu hep S'e benzettim. S'ten almışlar gibime geldi. Ama şu an mesela çok hoşuma gitti kullandıktan sonra. Özellikle böyle trafikte elinizi şöyle koyduğunuz zaman zaten dur kalk yaptığınız için çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz arabayı. Ben çok beğendim burasının olmamasını. Sadece şuradaki boşluklara anlam veremedim. Onun haricinde şu tuşların ses açıp kapaması olsun, şu şekilde susturup başlatması olsun çok çok kullanışlı. Onun haricinde analog göstergemiz var. Bütün her şeyi görebiliyorsunuz burada yol bilgisayarı olarak da. Onun haricinde şöyle geçersek burada multimedyamız var. Multimedyamızda Apple CarPlay ve Android Auto desteğimiz var ayrıca. İstediğiniz şekilde telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Ben kullandım, çok güzel de çalışıyor. Ekran herhangi bir problemi de yok. Ekran çok rahat böyle, yani şey olarak akıcı çalışıyor ekran. Yani ben çok sevdim. Güzel bir ekran. Onun haricinde burada merkezi kilitimiz, arka camların ısıtması, dörtlümüz bu grupta. Klimamız burada. Ayrılmış bir şekilde. Ben ikisinin birleştirilmesini çok sevmiyorum ama Volkswagen bugünlerde özellikle birleştirme yönünde gidiyor. Ama böyle ayrı olması daha güzel. Burada USB yerimiz ve çakmaklığımız var. Şurada güzel bir bardaklık ve küçük bir yerimiz var. Ve 7 ileri DSG'miz var. Ve çok güzel çalışıyor. Öyle zaten DSG'yi anlatmaya gerek yok. Güzel bir şekilde bana bir sonuç verdi. Çok beğendim. Onun haricinde şurada küçük bir cüzdanınızı koyabileceğiniz yer var. Ve manuel el freni var. Mesela bunu deri kaplamışlar. Dokunduğunuz yerler hep deri şey olarak baktığın zaman. Tuttuğumuz yer fren olsun, el freni olsun, vitesimiz olsun, direksiyon olsun deri. Yani baktığınız zaman dokunduğunuz yerleri güzel yapmaya çalışmışlar. Bir kol dayamamız var ayarlı. Çok büyük olmasa da küçük bir haznesi var. Şu şekilde kaldırabiliyoruz. Şöyle bir koltuk yapısı var. Şurada benim çanta var ama bir kumaş koltuğu var. Yani şöyle bir baktığınız zaman araca, içerisi insanı tatmin ediyor. Kapı gözlerimiz çok büyük değil ama yeterli. Onun haricinde plastiklere bakarsak ve gördüğünüz gibi sert plastik. Yani yumuşak plastik beklemek birazcık sınıfına hakaret olur bence. Ama öyle kalitesiz bir plastik değil. Şey olarak baktığınız zaman şuradaki piyano bilek detaylarla falan bayağı güzel gösteriyor. Yani öyle ucuz bir araba hissi vermiyor size.
Yani ben tavsiye edebileceğim bir araba şu an. İçini ben çok beğendim. Şuradaki şeye bakarsak, yani çok büyük olmasa da yeterli büyüklükte bir torpidomuz da var. Şu şekilde. Dört camımız otomatik zaten söylemiştim. Burada güneşliğimiz var baktığınız zaman. Onun haricinde burada ışıksız aynalarımız var. Aynı şekil yan tarafta da bu şekilde. Yan tarafların, arkaların aydınlatması şu şekilde, hem sağda hem solda. Arka koltuklara da bakarsak şu şekilde. Ön taraflar gibi şık. Ama bir kol dayama falan yok tabii ki. Biraz arkası baktığınız zaman sınıfına göre biraz dar gibi geldi bana. Ama belki de benim boyum uzun biraz. Ondan dolayı böyle bir şey olabilir. Tabii Simply Clever dediğimiz detaylardan bu da burada gözünüze çarpmıştır. Evet. Ayrıca yükseklik ayarlı kemerlerimiz de var. Hem sağda hem de solda. Yani bunlar güzel detaylar. Anahtarsız çalıştırmamız var. Şahsen güzel bir şey ama yeri birazcık ters. Yani insan alıştığı zaman sıkıntı yok ama çabuk alışıyorsunuz ama bir şey yani bir garip geliyor, gelmiyor değil. Şöyle arkasına geçersek şu an ben kendi arkama oturdum. Yani dizler tam seviyede, yani değiyor. Baş olarak da yani şöyle dört parmağım falan var. Şöyle baktığınız zaman ön tarafta bu şekilde görünüyor. Onun haricinde burada bir havalandırmamız yok. Tabii şurada küçük bir yerimiz var. Kapıların arkasında şu küçük detayların olması güzel. Kapı gözleri bence arkalarda küçük ama yeterlidir. Zaten bu arabayı alacak olanlar ya bekardır ya da yeni evlidir. Çocuklu bir ailen alacağını çok düşünmüyorum ama onları yine de Skoda düşünmüş. Isofix yerleri burada gördüğünüz gibi var. Arka tarafta da kapı döşemeleri sert plastik. Hatta şuralar kumaş değil, ön tarafta kumaştı. Yine 4 hoparlörümüz var. Ve arka tarafta şu şekilde baktığınız zaman yani aslında ben arkada rahat mıyım diye sorarsanız şu an rahatım. Yani yolculuk yaparım ama çok uzun süre yapabilir miyim onu bilemem. Çünkü kol dayamamız yok arka tarafta. Ama ön tarafta şoför kısmında veya yan tarafında çok çok rahat edeceğinizi size garanti ederim. Ve aracı çok seveceğinizi de garanti edebilirim. Yani kendisine hiçbir şekilde sevdirmemezlik bir yönü yok. Çok çok kendisini sevdiriyor. Ben bir günden bu yana kullanıyorum. Şu ana kadar olumsuz bir yönünü görmedim. Beni çok çok güzel tatmin etti. Şimdi bir de bagajına bakalım. Ayrıca çocuk kedimiz burada. Şu şekilde bir bagajımız var. Bagajımızda tam boş stepnemiz var gördüğünüz gibi. Bazı izolasyon malzemeleri de var. Zaten izolasyonuna geçeceğim. İzolasyonu oldukça iyi. Şurada gördüğünüz bir aydınlatmamız var. Sarı. Bunlar beyaz yapılabilir. Onun haricinde kapatmak istediğimizde şuradan şöyle hızlıca çekersek biraz ağır kapak ve bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi bir de motoruna bakalım. Bu aralar Volkswagen'in en ünlü motorlarından bir tanesi. Yani 1.0'lık motorumuz. Şu şekilde amortisörlü kaputumuz yok. Evet, şimdi de motora bakalım. Amortisörlü bir kaputumuz yok. Zaten sınıfında da beklemek çok yanlış olur bence. 1.0 95 beygir 7 ileri DSG'ye sahip 3 silindirli motorumuz. Volkswagen bu aralar çok kullanıyor. İlk başta bir ön yargılı oluyorsunuz ama onun haricinde bir ön yargınız kalmıyor kullandığınız zaman. Yani çok çok seviyorsunuz. Alt tarafı falan çok güzel şekilde kapatılmış. Öyle çok bir motor sesi de yok. Ama mesela şurada bir izolasyon ben beklerdim. Sınıfında belki beklenmeyebilir ama yine de ben Skoda'dan beklerdim diye düşünüyorum. Onun haricinde motor sizi çok çok tatmin edecek bir motor. Gelelim en çok merak edilen soruya. Fabia ne kadar yakıyor? Sabah saat 9 gibi ben bu aracı Sabiha Gökçen'in deposu full bir şekilde teslim aldım. Sonrasında 15 Temmuz üzerinden Beşiktaş'a geçtim. Beşiktaş'taki işlerimi hallettikten sonra 15 Temmuz üzerinden Kadıköy'e döndüm. Akşam 6 gibi de Kadıköy'den Sabiha Gökçen'e geri geçiş yaptım. Sabiha Gökçen civarında bir petrolden de depoyu tekrar fullediğimde 52 liralık bir benzin aldı. Toplamda 92 kilometrelik bir yol yapmıştım. Yani bu araç 92 kilometreyle İstanbul trafiğinde 92 kilometreye 52 liralık bir benzinle gitmiş oldu.
single day.